ailelerini yok etti. Her şeyini de aldı elinden. Ondan sonra arkadan çaldıkları şeyle Güney Amerika'da filan İspanyolların çaldığı altınlarla, gümüşlerle filan millet orada İspanya'da rahata alıştı. Hiçbir şey üretmez, hiçbir şey yapmaz olmuyor. Ondan sonra oraya bir de tefeciler doluştu İspanya'ya başka ülkelerden. Ondan sonra işte bono tahvil gibi şeyleri alıp satarak filan dolar arkasında altın var filan derken kimse hiçbir iş yapmaz oldu ve kısa sürede orası battı. Şimdi bugün hala İspanya Avrupa'nın geri bir ülkesidir. Geridir, bir şey yoktur. Ondan sonra arkasından Hollanda 1600'lerde gene böyle bir furya oraya buraya saldırdı, sömürgecilik yaptı. Oraların buraların kaynaklarını kullandı, insanlarını kullandı. İşte biraz zengin oldu filan. Ama gene bir sürü zulüm yaptı Endonezya gibi yerlerde. Kısa sürede o da battı. Çünkü insanlık anlayışına dayanmayan devletler, imparatorluklar filan çok kısa yaşamıştır. Bir tek Türk devletleri çok uzun yaşamıştır. Niye? Çünkü Türk devletleri her insanı insan yerine koymuştur. İnsanlık anlayışı vardır. Yani hangi milletten, hangi dinden olursa olsun. Türklerde, bütün Türk devletlerinde bu vardır. Onun için onlar uzun sürmüştür. Ve onların çekildiği yerde de kan gövdeyi götürüyor. Oldu mu bizim zamanımızda? Olmadı. Dolayısıyla sonra işte arkasından İngiltere İmparatorluğu. O da işte 1600'den, 1700'den 1920'ye kadar. İngiliz İmparatorluğu ne zaman çöktü? Aynı böyle. Sömürgeci İngiliz. 1920 yılında çökmüş meğersem. Yani Lozan'dan birkaç sene evvel. Değil mi? Onu da yeni öğrendim. Farkında değildim. Çünkü bize Lozan'ı falan anlatırken okulda vaktiyle derler ki işte ne yapalım bazı yerleri vermek zorunda kaldık işte Batı Trakya falan. İşte İngiliz İmparatorluğu çok kuvvetliydi falan. Ya 1920'de batmış zaten. Yani İngiltere'nin kimseyle uğraşacak hali kalmamıştı ya. O da bir yalanmış meğerse. Neyse o da öyle battı gitti. Ondan sonra bu sömürgeciliğin asıl beyin takımı ve para babaları imparatorluk değişince bunlar da üstlerini değiştirirler, başka ülkeye geçerler. Derken oradan Amerika'ya geçtiler. Amerika'yı üst yapıp Amerikan sömürgeciliği de işte en vahşi bir şekilde yürüdü. Niye? Çünkü üstelik Amerikan halkı da son derece cahil, vahşi bir takım. Ha şimdi zaten Nazi bir ülke oldu. Almanya'ya geçti. Mesela Almanya'da da oldu ama Almanlar eğitimli milletti. Eğitimleri iyiydi o zaman. Amerika'da eğitim sıfır olduğu için onun vahşeti daha da vahşi oluyor. Yani inanılır bir durum değil. Yani ben düşmanıma şey yapmak istemem ya. Aman beddua edip de sen Amerika'da yaşamak zorunda kal filan gibi ona bile beddua etmek istemem ya. Orada yaşamak kahrolmak demektir. Böyle heveslileri gönderelim oraya da Türkiye kurtulsun bari onlardan. Orada ağızlarının payını alsınlar, sürünsünler. Evet. Hocam gelen sorulardan ikisini birleştirerek soruyorum. Bir izleyicimiz soruyor, birkaç tane aynı soruyu göndermiş. Hocam Amerika'nın battığını söylüyor ama şu anda Amerikan parası hala rezerv para. Neden böyle? Yani dünya parası. Günaydın. Neden rezerv para oluyor ya? Birçok ülke, Suudi Arabistan bile, ve o Arap ülkeleri bile filan petrolü dolar karşılığı satmak istemiyorlar şimdi. Çin öyle, Rusya öyle. Bütün o paralar değerlendi. İşte geçen gün de bir haber vardı. Evvelsi günü gazetede başlık gördüm. Şey diye. Sabahta mıydı neydi? Yani gazeteleri okumuyorum pek ama başlıklardan. Şey diyor. Çin'le Türkiye anlaşma yapmış ki aralarındaki ticaret dolar bazında olmayacak. Doları devre dışı bırakıyorlar. Ya dolar geçti ya. Hala bu rezerv para diyor. Evet, dalga mı geçiyorsun? Evet. Hocam Bora Çelikkale diyor ki hocam şu anda ülkemizde durumu nasıl görüyorsun? Cumhuriyet tehlikede mi? Bir başka izleyicimiz çok uzun hocam. Bunu reklamlardan sonra aktaracağım. Yine Sezgin Güler
Avrupa hocamın kitaplarını okuduktan sonra gerek Avrupa Birliği gerekse hep o hep dedikleri Amerikan rüyasından uyanıp kendimize gelmek gerekiyor demiş. Bir reklam arası verelim. Bilimsel araştırmalarınızı da yakından takip etmeye çalışıyorum. Yeni bilgilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum demiş Sezgin Güler hocam. Bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Oktay Sinanoğlu'yla diyalog devam edecek. Bir reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra aman bizden ayrılmayın. Girdik hocam. Hocam, değerli izleyiciler, Oktay Sinanoğlu'yla diyalog devam ediyor. Sizlerden gelen görüşleri ve soruları da bekliyorum. Mail atarak veya SMS ile telefonlarınızdan mesaj göndererek bize ulaşabilirsiniz. Hocam, tabii geçtiğimiz konularla ilgili çok güzel sorular var. Yani sadece okuyayım dilerseniz. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu bir izleyicimiz Lütfullah adında, Lütfullah Gence diyor ki ben Türkçe eğitim veren Karadeniz Teknik Üniversitesi makina fakültesi mezunuyum. Yalnız ben de oradan mezunum. Orası Fen Edebiyat Fakültesi makina bölümü olması lazım. Makina fakültesi diyor. Neyse ben düzeltmiş olayım. Makina mezunuyum. Mühendisliğe severek ve isteyerek geldim. Severek de okudum. Fakat İngilizcem fazla iyi değil. Bu yüzden mühendisliğin M'sini bile bilmeyen fakat İngilizcesi çok iyi olan kişiler benden çok değerli oluyor. Çünkü insanlar mühendislik bilgisinden önce İngilizce seviyesine bakıyorlar. Bilginizi aktarırım diyor. Evet, biliyoruz çünkü sömürgelerde böyle yaparlar işte. Evet. Mustafa Yemişen bir kamu emeklisi. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Çekirdek kadrolarının yetişmesi lazım. Bu nasıl olacak? Bir an önce milletin uyanması lazım. Size saygılarımı sunuyorum demiş. Hocam Mustafa Şerif, bunun da şeyini aktarayım. Mustafa Şerif'in görüşü, sorusu. Hocam YÖK'le alakalı bir başka kanalda bahsettiğiniz bilgilere farklı bilgilere ters olarak diyor ki YÖK Başkanı kısa bir süre önce Fulbright ile yeni bir anlaşma imzaladı. Oktay Bey'in dikkatine sunuyorum diyor. Ve hocam yine enteresan sorular var. Bir izleyicimiz diyor ki son günlerde Türkiye'nin gündemine gelen veya gelecek olan konulardan biri özelleştirmelerin artacağı yönünde. Türk Hava Yolları Devlet Hava Meydanları işletmesi ve İktaş'ın özelleşeceğine dair önceki gün basında haberler yer aldı. Özelleştirmeler artarak devam ediyor. Bu kurumlar yani Türk Hava Yolları Devlet Hava Meydanları hatta bir borun satılmasını da eklemiş. Türkiye'nin en önemli kurumları neden özelleştirmeler bu kadar acı tecrübeye rağmen artarak devam ediyor? Hocamın bu konudaki görüşlerini dinlemek istiyorum. Yani bu şimdi bu özelleştirme lafı o da işte Batı'nın batısı, batası Amerika'da icat edilip buralara kakışlanmıştır. Özel zamanında. Özel zaten o iş için tayin edilmişti. Fakat şimdi ilginç bir şey. Şu anda şu birkaç yıldır ne oluyor? Tam tersine özel büyük şirketler filan Amerika'da devletleştiriliyor. Ne haber? Amerika'da. Evet. Çünkü sırf böyle özelleştirme serbest piyasa filan edebiyatından Amerika'da battı. Şimdi devlet onları kurtarmak için devletleştirmek zorunda kalıyor. Tam tersi. Yani bize yutturulan özelleştirme lafının hakiki manası sömürgecinin senin neyin varsa neyin yoksa elinden alması manasına gelir. Başka bir manası yoktur. Türk Hava Yolları bugün dünyanın en, belki de en iyi hava şirketidir. Evet. Bunları işte hemen böyle bir laf çıkarıp falan bedavaya alacak. Bu hafta basında yer aldı hocam. Alıp götürürler. Yani çünkü milletin kafası değişmedikçe burası toptan tarihte silinecek. Herkesin haberi olsun, artık fazla vakit kalmadı. Yani hala böyle işte yani bu kadar da sömük ruhlu hale gelmiş bir ülkede yani ne yapacaksın? Evet. Neyse hocam işte yani gençler için falan çoğalıyor da Allah'tan. Gençler diye halk aynı zamanda Türkiye'nin her tarafında bilinçleniyor da belki bir noktada dur diyecektir buna. Ya işte bilinçlenince Batı'nın zaten kendi başı belada batmış. Onun için yani Batı'nda işi zorlaşıyor gittikçe. Bir gün gelir sessiz sedasız bu işler düzelebilir. Evet.
Yani özellikle Türk Hava Yolları gibi stratejik bir kurumun... Ondan önce de işte en karlı, en büyük, en esaslı kuruluşlarımızı neredeyse bedava verdiler. Yani verdiler değil, sömürgecilik aldı götürdü, bitti. Ne oldu? Sömürgecilik kendi batıyor şimdi. O zaman ne yapacaksınız? Evet. Yani artık yani... Hasan Yazır diyor ki Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü neden yıllardır tam olarak yazılmamıştır ve okutulmamıştır? Türklüğün bir soy-sop meselesi olmadığını, Türklüğün bir dil, din ve kültür birliği olduğunu, Türklüğün bir gönül işi olduğunu anlattığı için mi bu tanım bizden gizlendi diyor. Evet, işte bu konuları biz çıkarmıştık ortaya. Kitaplarımızda, konuşmalarımızda filan. Çok doğru diyor. Evet. Tabii. Hocam bu ilginç bir şeyden bahsettiniz. Yani Türkiye daha bir özelleştirme yapıyor. Amerika devletleştirme. Avrupa'da da böyle aslında yanılmıyorsam. Tabii, tabii. Yani çünkü bu edebiyat sırf böyle sömürgecinin gelip orayı burayı alıp götürmesi için icat edildi ve buralara kakışlandı. Ama orada da bir miktar yapılırken falan yani bu serbest piyasa edebiyatı işte devleti küçültelim edebiyatı hatırlarsınız Tansu Çiller zamanında ama özel zamanda aslı başlatıldı. İhtilalde onun için onun başbakan olmasını istediler. Bir de doğru amacı nokta 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 B'ye yökü kurmasını istediler Amerika'dan. Böyle yaptırdılar. Ve onunla işte Türkiye'nin ne sanayi kaldı, ne tarımı kaldı, ne hayvancılığı kaldı, ne bir şeyi kaldı, birkaç şeyi kaldı. O da böyle hala edebiyatla götürülüyor. Ama bu ara Batı'nın kendisi batıyor. Ve o serbest piyasa falan edebiyatı orada da biraz yapıldı ama orası da battı. Batınca da devletleştiriyor şimdi mecburen. Evet. Yani onun için herkes gözünü dört açsın da artık bu Batı'nın ya Batı'dan ne laf geldiyse, ne tavsiye geldiyse, ne efendim şey işte onların danışmanı manışmanı geldiyse, ne IMF ne dediyse, Avrupa Birliği ne dediyse, Türkiye şöyle yap böyle yap diye her dedikleri muhakkak ki Türkiye'nin aleyhinedir. Bunların dediğinin tam tersini yaparsan kurtulursun. İstisnası yok. Onun için yani artık insaf yani. Bunu kim bunlara eyvallah der? Bunu artık herkes anlamıştır. Dünyada zaten herkes anladı. Bunu hala işte o edebiyatları hala devam ettirmeye çalışıp buna alet olanlar sadece sömürgecinin işbirlikçileri ve vatan hainleridir yani. Başka bir şey değildir. Evet. Hocam tam da sizin bu anlattığınız noktada bir izleyicimiz diyor ki yakın bir zamanda Türkiye'de referandum oldu. 12 Eylül referandumu. İşte evet veya hayır demek üzere sandık başına gittik. Ama diyor çok ilginçtir. Bu referandumda Avrupa Birliği'nden referandumdan evet çıkmasını desteklemek için parlamenterler geldi. Türkiye'deki bir referanduma Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Birliği'nden parlamenterlerin gelmesi ve çalışma yapmasını Oktay Bey nasıl yorumluyor diye soruyor. Ve haysiyetli hiçbir devlette, hiçbir millette böyle bir şey olamaz. Sana ne derler ya? Biz demedik hocam ama. E demesi lazım. İşte onun için diyoruz ki Batı sömürgecilerin elindeki son kalan kuş Türkiye'dir. Bunu Afrika'da yapamazlar öyle kolay kolay. Bu tarihten bu mu çıkacaktı? Evet. Hocam yani tabii Türkiye'nin hedefi Avrupa Birliği şu anda. Yani Türkiye... Hala mı? Efendim? Avrupa Birliği diye bir şey yok. Avrupa Birliği battı. Yok bir şey. Enkazına mı girecekler? Ne Avrupa Birliği? Hocam hala müzakereleri de var. Hala onlar işte. Türkiye'nin işte geri kalan kısımlarını da yok etmek, çalmak için uydururlar laflar. Ama bu anlamda hocam uyarıları sert olarak yani sert demeyeyim de yapmakta fayda var. Ankara yani Avrupa batmıştır. Yani boşuna Türkiye'yi oraya entegre ederek Türkiye'yi de batırmayın. Daha yüksek sesle aslında bunun maddelerini de ortaya koyarak anlatmakta fayda var. Yani. Ya Avrupa Birliği işte biliyorsunuz ya. Yunanistan battı. Arkadan İspanya, Portekiz batıyordu. Avrupa Birliği'ndeki Fransa, Almanya zaten tek ülkeleri Avrupa Birliği'nde dostları. Ne dediler? Bunları Avrupa Birliği'nden atalım. Dağılıyor zaten ya. Yok bir şey ya. Avrupa diye bir şey yok. Avrupa'da ne var? Döküntü bir yer. Bir şey yok ki. Evet. Ve bir izleyicimiz de
Alman Başbakanı Merkel Türkiye'ye 50 yıldan önce Avrupa Birliği'ne giremezsiniz dedi. Bu Türkiye ile dalga geçmek anlamına gelmiyor mu diyor. Evet. Merkel zaten Almanların kendi diyor. Orası da bağımsız bir ülke mi zannediyorlar Türkiye'de? Almanların kendi diyor ya. Orada bir seçim zamanı ben Köln'deydim. Merkel de adaylardan biriydi. Oradaki Almanlar diyordu ki, hatta böyle şey yapıyorlardı. Böyle arabaları süslüyorlar falan, böyle üstüne kuklalar muklalar bir şeyler yapıp geçiyorlar sokaktan filan parti şeyi. Seçim kampanyasında. Bir tanesi de Merkel'in kuklasını asmışlar filan. Sallanıyor orada filan kukla diye. Mesela diyorlardı ki zaten hangisine baksan hepsi kukla. Yani bugün Almanya Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda işgalimiz altında olan ülkeler tabağımız diye geçiyor. Almanya diye bir ülke mi var? Zaten Amerikan askerleri hala tabii, Almanya'da. 150 bin Amerikan askeri var, işgal. Yani Almanya zaten, Almanya'da da bir şey, ne kültürü kaldı ne bir şey. Gençliği falan perişan oldu. Hocam belki daha önce de size sorulan bir sorudur. Fakat izleyicilerimizden geldiği için ben de sormak istiyorum. Oktay hocamız diyor, zaman zaman Amerika'yı, Amerikan yönetimini, Amerikan işgalci politikalarını sert bir şekilde eleştiriyor. Bu eleştiriler Amerika'ya gittiği zaman kendisi açısından bir sorun oluşturuyor mu? Ya ben bir kere orada hemen hemen hiçbir zaman 3 aydan fazla durmadım. Yani mecburen gittiğim zamanlar. 3 aydan fazla orada durmak azaptır benim için. Sahiden. Oranın en başında bile olsam. Yaşanacak bir toplum değildir. Ayrıca bizim hiçbir yaptığımız iş kolay olmamıştır. Öyle zannediyor musun? Niye Türkiye'den kimseden ses çıkmıyor? Öyle akıllar ermediği için ses çıkmıyor. Bir, ikincisi de ötleri patladığı için ses çıkmıyor. Benim kaç ülkede başıma neler geldi? Türkiye dahil. Ya varsa bir tane daha cesur çıksın söylesin bakalım. Hocam Özlem Yazıcı, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Hocam dilinize sağlık diyor. Sizi yakından takip ediyoruz. Türkçe ve vatan sevdalılarının artmasına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Üniversitemizde sizi de görmek istiyoruz diyor. Hocam şimdi bu kültürel soykırım ve biyolojik soykırım işte kavramlarını da çok kullandınız konuşmalarınızda, yazılarınızda. Hocam bu şimdi biraz da buna girelim dilerseniz. Yani bugün programın ilk bölümünde bu soykırımdan bahsetti mi? Bu kültürün soykırımı uğramasını biliyorduk da bir de bu biyolojik soykırımla işte nasıl şimdi de eskiden işte bombalarla filan sonra atom bombasıyla filan yüz binlerce insanı öldürüveriyorlardı. Öyle mi? Batı. Fiziki soykırım yapılıyordu. Şimdi bu Amerikan dış siyasetini çoktandır tayin etmekte söz sahibi olan Brzezinski, bir de şey bunlar Rockefeller'ın adamlarıdır. Bir de Kissinger var ya. Bunlar mesela dediler ki ya bir ufak atom bombası bile ne bileyim 100 milyon dolara mal olur filan, işte birkaç yüz bin kişiyi öldürürsün filan. Halbuki dediler şimdi bu yeni kalıtımı değiştirilmiş sahte gıdalarla filan, zararlı hale sokulmuş gıdalarla ve bu tohumlarını bunların dünyanın birçok ülkesinde kullanmaya o ülkeleri mecbur ederek kanunlar çıkartarak başka tohum kullanamazsın diye Türkiye'de bu yapıldı yakında. Yani çok perişan bir durum var dünyada. Bununla sessiz sedasız, hiç patırtısız böyle kaç milyon insanı zehirliyorlar, öldürüyorlar. Şimdi o da biyolojik sessiz soykırım. Şimdi o ülkelerde bu işe karşı çıkmayanlar, bildiği halde karşı çıkmayanlar, yani Batı'nın bu birkaç büyük şirketi bu işi yapıyor ve kendi devletlerinin desteğiyle, bunlara bildiği halde karşı çıkmayanlar
veya hatta destek olanlar Batı'nın bu soykırımlarına çeşitli ülkelerde, Türkiye'deki gibi. Bunlar niye olur? Her yerde birkaç vatan haini falan çıkar zaten normal. Ama büyük çapta çıkarsa bu neden olur? Çünkü eğitimine katılarak kültürel soykırıma uğramış, milli değerleri kalmamış bir toplumda böyle insanlar çok çoğalır. Hem vatan topraklarının bedava yabancılara vermesine aferin derler, ses çıkarmazlar en azından. Hem de bu biyolojik soykırımlar için filan da Batı'nın istediği her kanunu burada imzalarlar. Onun için bu ikisi birbiriyle kesişir. İkisi. Ve bu biyolojik şeyi engellemek için de önce kültürel soykırım olayından kurtulmamız lazım. Yani zihinlerin ve gönüllerin kurtulması lazım. Başka kurtuluş yolu yok. Ondan sonra zaten kimse kalmayacak.